Ne olur? Bana kalırsa Özgür Özel'in açıklamasını veri alıyorum. Çünkü Özgür Özel'in açıklaması çok önemli. 15 Ekim'de eğer o Ekim'in ikinci yarısında ve Kasım başında denildiği gibi olağan kurultay olur ve CHP kendi liderini belirlemek üzere takvimini açıklarsa en az iki aday çıkar. Kim? Bunlardan biri Kılıçdaroğlu, bir diğeri ise İmamoğlu olur. Ben Kılıçdaroğlu'nun çekileceğini, geri adım atacağını zannetmiyorum. Kılıçdaroğlu kendisini başarılı görüyor ve bir sonraki seçime de partiyi kendisinin götürmesi gerektiğine inanıyor. 2028 belki daha erken ama en geç 2028'de yapılacak bir sonraki seçimde de yine kendisi yarışmak istiyor. Ben öyle gözlemliyorum. Nitekim bu sürede Kılıçdaroğlu beni de şaşırtan hatta hayal kırıklığına uğratan bir tutum izledi. Ben normalde Kılıçdaroğlu'ndan tıpkı seçim öncesi Babala TV'de gençlerin karşısına çıkıp her soruya cevap verme cesaretini ortaya koyan bir lider gibi o günlerde olduğu gibi seçimden sonra da çıkıp kamuoyuna bütün soruları yanıtlaması gerektiğini yanıtlayacağını zannediyordum. Öz eleştiride bulunacağını zannediyordum. En azından bir hesap vereceğini zannediyordum. Mesela CHP'nin oy aldığı HDP'liler bunu yaptılar. HDP'nin iki eş başkanı tabanlarının en çok izlediği televizyon kanalında canlı yayına çıkarak hem öz eleştiri verdiler hem bir daha aday olmayacağını açıkladılar. Kılıçdaroğlu aday olmayacağım desin demiyorum. Hakkıdır, isterse olabilir. Ama en azından bu seçimi neden kaybettiğine dair bir açıklama yapması gerektiğini düşünürdüm. Maalesef beni de hayal kırıklığına uğratacak şekilde yapmadı. Ne yaptı? İki ya da üç gazeteci arkadaşımızı aradı ya da onlar onu aradı ve onların sorularına cevaben belli yanıtlar verdi. Kısa yanıtlar verdi. Ve dolayısıyla o yanıtlarda da biz şunu anlıyoruz. Ekrem İmamoğlu için o soru yöneltildiğinde o bizim belediye başkanımız diyor. Yani onu tıpkı Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde bir olduğu gibi bir metropolün belediye başkanı. Sadece bir belediye başkanı olarak görmek istiyor ya da öyle göstermek istiyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu kanaatim o koltuktan kalkmak istemiyor. Ve önümüzdeki yerel seçime partiyi götürmeyi oradan alacağı bir yaratacağı bir başarı hikayesiyle 2028'de tekrar aday olmayı düşünüyor. Ve o tarihte de 80 yaşında olacak. Bunu da hatırlatmak isterim. 80 yaşında olacak. Bunun karşısında Ekrem İmamoğlu şu an için öne çıkan rakip olarak görünüyor. Başkaları yok mu? Var. Mesela grup başkanı Özgür Özel doğal adaylardan biri. Mesela şu an MYK'dan elenen eski genel başkan yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı doğal bir aday aslında. Bu üçü öne çıkıyor Ekrem İmamoğlu ile beraber. Hep isimleri geçen. Ve Ekrem İmamoğlu bunlar arasında CHP dışında da sempati yaratan, dikkat çeken bir aday olarak öne çıkıyor. Ve bu süreçte... Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına sadece Ekrem İmamoğlu mu bana çıkar? Bana öyle geliyor. Hayır, sadece o çıkar demiyorum. Ama güçlü o olarak aday olarak, yani şu süreçte aday olarak ben varım diyen tek kişi. Bir diğeri ben Özgür Özel diyebilir diye bekliyordum. Çünkü onun öyle bir iddiası var. O kendisini bu partinin ana damarını oluşturuyorum diye görüyor. Dolayısıyla kendi o da ortaya çıkar dedi. Diye düşünüyordum ama bu süreçte CHP Kemal Kılıçdaroğlu meclise giremediği için grup başkanı sıfatı kazandı. Partideki en güçlü adama dönüştü. Evet. Dolayısıyla o bu ikinci adamlıktan memnun olabilir yani onu bilemiyorum. Ama görünen o ki Ekrem İmamoğlu aday olarak ortaya çıkacak ve bu süreci biz Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu rekabeti olarak göreceğiz. Ekrem İmamoğlu peki belki, sence bu değişim gerçekleşir mi? Değişim gerçekleşebilir. Gerçekleşir diyemiyorum. Gerçekleşebilir diyorum. Ancak şunu söyleyeyim. Çünkü genel başkan istemezse CHP seçmeniyle, o her zaman öyle olmuyor. CHP seçmeniyle CHP delegesi farklı farklı gruplar. İkisi aynı şey değil. Her zaman seçmenin tavrı delegenin tavrıyla aynılaşmıyor. Bazen CHP delegasyonunun tavrı farklı olabiliyor. Bunun sebebi nedir? Örneğin önümüzdeki yerel seçimlerdir. Önümüzdeki yerel seçimlerde bazıları belediye başkanı olarak kalmak istiyor. Bazıları belediye başkanı olmak istiyor. Bazı belediye başkanları kalmak ya da olmak için delegeleri belirliyor. Dolayısıyla CHP delegasyonunun ihtiyaç ve çıkarlarıyla seçmenin partiyle kurduğu bağlılıklar başka olabilir. O nedenle seçmenin çok sevdiği bir siyasetçi bu bahiste Ekrem İmamoğlu eğer uygun bir delegasyonla delegasyon yakalayamazsa, yeterli sayıda bir delegasyon yakalayamazsa
ya lider olamayabilir. Dolayısıyla burada CHP liderliğinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tutum takınacağı önemli. Şunu söyleyeyim. Hep bundan önce, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce CHP, yani Baykal'la yakın, Baykal döneminden şikayet edilirdi. Hatta işte Mustafa abi bile Baykal'ın karşısına rakip olarak çıkmaya çalıştı. Çok sıkıntı yaşadı. Hep Baykal meselesi bir travma dönüşmüştür, değil mi? Ama elinde sonunda şunu göz ardı etmeyelim. CHP tarihte iki kez kuruldu. İkincisinin kurucusu Baykal'dır. Yani bu şu anki CHP'nin tabii ki tarihi kurucusu Atatürk'tür. Ama fiili ikinci kurucusu Deniz Baykal'dır. Deniz Baykal kendi kurduğu partiden bile... Kaç yıl olmuştu? 1993'te kuruldu. Kendi kurulduğu partiden... Kaç yıl yaptı? 93'ten 2011'e kadar. 2010'a kadar. Yani şimdi bak ama tarihi... şu göz ardı ediliyor. Baykal bile ikinci kurucusu olduğu partiden iki kere istifa etti. Kimse bunu hatırlamıyor. Deniz Bey. Efendim? Deniz Bey 17 yıl genel başkanlık yaptı. Evet, 17 yıl genel başkanlık yaptı. Şimdi vurguluyorum. Yani ikinci CHP'nin kurucusu odur. O öncülük etmeseydi kurulması zor olabilirdi. Ama eninde sonunda o da 17 yıl yaptı. Bak, o 17 yılda bile Deniz Bey iki kez istifa etti. Bunu hiç kimse hatırlamak istemiyor. 99 seçimlerinde baraj altında kaldığı için istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oldu? O da 2010'dan beri yönetiyor partiyi. O da 13 yıl oldu. Yani Deniz Bey... 99 yılında partiyi kurduktan yaklaşık 6 yıl sonra baraj altında kaldığı için istifa etti. Bir dönem Altan Öymen başkanlık yaptı. Kongreyle dövüşe dövüşe geri geldi. İkinci istifası zaten malum kaset meselesi. Onda da kendisi istifa etti gitti. Yani CHP geleneğinde ondan önceki başkanlar, Kılıçdaroğlu'ndan önceki başkanlar hepsi istifa etmiş yani. Mesela Bülent Ecevit 12 Eylül'den sonra yalnız bırakıldığını düşünerek ya da tek başına mücadele etmek isteyerek istifa edip bitmişti. Dolayısıyla hatta İsmet İnönü. İsmet İnönü vefat ettiğinde CHP üyesi değildi. Bunu da hatırlatayım. Şimdi, İstifa mekanizması uzun yıllar sonra da olsa işleyebiliyor. Dolayısıyla bu rekabetten önce yani bence Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yarışırlar ama bundan önce mevcut CHP yönetiminin başta Sayın Kılıçdaroğlu'nun ki kendisine büyük hürmetim vardır, büyük saygım vardır, sempatim vardır onu da söyleyeyim. Ama ben gazeteciyim, ben parti görevlisi değilim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve yakın çalışma arkadaşlarının gerçekten de oturup tefekkür etmesi, düşünmesi gerekmez mi? Ya biz Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının 21. yılında ve en zayıf koşullarda krizin, salgının, selin, depremin ardından ve yine yenemedik. Ve yine yenemedik ve kaybettik. Karşısında hangi aday yenerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? O tartışmadan önce şunu söyleyeceğim. Yenemedik. Ve bunun sonucunda yani bir Sosyal Demokrat Parti'nin dünyada ve Türkiye'de yapması gereken nedir? İlk kez aday değilseniz tabii. Nedir? Dersiniz ki ben şu nedenlerle kaybettim. Ve topluma hesap verirsiniz değil mi? Ardından eğer tablo onu biriktiriyorsa istifa edersiniz ya da yeniden rekabete girersiniz. Mustafa Balbay'a da bunların hiçbirini yapmadılar. Bunların hiçbirini yapmadılar. Ne özel iştiri veriyorlar, ne değerlendirme yapıyorlar, ne herkes özel iştiri kapandı. Veriyorlar, ne istifa kararı alıyorlar ve dahası koltuklarda oturmaya devam etmeyi düşünüyorlar. O nedenle mümkünse seçimden sonra eğer şartlar zorlarsa seçimden önce yapılacak kurultayda biz Kemal Bey'i tekrar alır olarak göreceğiz.